Balkanlar ve Doğu Avrupa. Geçmişin özlenen barış ve esenlik yurdu. Farklı dinlerin, kültür ve medeniyetlerin buluşma noktasında bir köprü. Mazisinde kardeşlik türkülerinin yazıldığı sıcak bir ana kucağı. Balkanlar ve Doğu Avrupa. Kadim bir coğrafya. Bizler mutfaklarıyla, müzikleriyle, ağıtları ve ezgileriyle, sevinçleri ve hüzünleriyle aslında iç içe geçmiş, tek yürek olmuş milletleriz. Şunu burada samimiyetle ifade etmek durumundayım. Aramızdaki farklılıklar, aramızdaki ortaklıklar karşısında gerçekten önemsenemeyecek kadar azdır. Tarihe değil, şöyle geleceğe odaklandığımızda ön yargıları, ön kabulleri şöyle ortadan kaldırdığımızda, farklılıkları değil, ortaklıkları öne çıkardığımızda inanıyorum ki çok farklı bir Balkan coğrafyası ortaya çıkacak. Acı ve gözyaşıyla değil, refah, barış ve huzurla anılan bir bölge inşa edilecektir. Balkanlar. 13 ülkede 50 milyonu aşkın nüfusa ev sahipliği yapan bereketli topraklar. Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'in çevrelediği bir yarımada. Avrupa'yı Asya ve Afrika'ya, kuzeyi güneye bağlayan noktada stratejik bir kavşak. Geniş su havzaları, İnsan kaynakları, hali hazırda 500 milyar doları aşan ticaret hacmi ve her alanda işlenmeyi bekleyen potansiyeliyle siyasi ve ekonomik bir cazibe merkezi. Allah bir daha bizi ayırmasın. Yahya Kemal'in çektiği Üsküp fabrikası hasretini bir daha bizlere çektirmesin. Şunu da söyleyeyim. Kıyamet Allah'ın takdirindedir. Ama bilin ki kıyamete kadar sizinle beraberiz. Bu coğrafya maalesef son 200 yıldır ayrılıklar ve acılarla anılır oldu. Nitekim Balkanlar 200 yıl öncesine kadar savaşın, çatışmanın, fakirliğin, dramın değil, dostluğun, dayanışmanın, barışın, umudun, refah ve kalkınmışlığın havzasıydı. Ve yeniden öyle olmalı. Şimdi orada bir pankart yazmışlar, yeni Türkiye Balkanlara ümit ve cesaret verdin diyor. Türkiye evet yeni Türkiye oluyor. Türkiye medeniyet coğrafyasıyla, kendi gönül coğrafyasıyla yeniden bağlarını kuruyor. Yeniden birçok yerdeki dostlarımızı, kardeşlerimizi hatırlıyor. Üsküp'ü hatırlıyor, Plasnitsa'yı hatırlıyor, Kalkandelen'i hatırlıyor, Çutruga'yı hatırlıyor, Burgaz'ı hatırlıyor, Saraybosna'yı hatırlıyor, Rizgart'ı hatırlıyor, Sofya'yı hatırlıyor, Gümrü'yü hatırlıyor, Halep'i hatırlıyor, bütün coğrafyamızı hatırlıyor. Artık bu engin coğrafyaya tıpkı geçmişte olduğu gibi uzanan bir dost eli var. Bu el geride kalan asırlarda barış ve kardeşlik için dost bildiği halklara gönlünü açan Ahiyan-ı Rum'un, Gaziyan-ı Rum'un, Abdalan-ı Rum'un, Bacıyan-ı Rum'un eli.
Emeğin adı olmak isteyen Türkiye'nin eli. Tam da şimdi bu kadim coğrafyada, tarihte olduğu gibi hayalleri yeniden gerçeğe dönüştürmek için yola koyulmuş dost bir Türkiye var. Bu dostluğu, kardeşliği ve ortak bir gelecek idealini yeniden inşa düşüncesinin en önemli uygulayıcılarından biri de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA oldu. Buradaki amaç tabii ki soydaşlarımızın, geçmişten gelen nesillerin daha huzurlu, daha barış içinde, müreffeh içinde yaşayabilmesi, ekonomik olarak bağımlı kalmaması, kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi ve müteşebbis olabilmesi, büyük ticaret hayatlarının içinde küçük küçük de olsa birikimlerle birlikte başlatılacak çalışmalarda katkıda bulunmak istiyoruz. Türkiye'nin 5 kıtadaki iyilik ve dostluk eli olan TİKA, 40'ı aşkın ülkede 40'tan fazla koordinasyon ofisiyle hizmet veriyor. 100'den fazla ülkede eğitim, sağlık, kültürel işbirliği, içme suyu temini, tarım ve restorasyon faaliyeti gibi birçok alanda kalıcı projeler yürütüyor. Yeni Türkiye'nin yüzü, kardeş coğrafyalara uzanan yardım eli oluyor. TİKA, yardım elini uzattığı her ülkede sorunları inceliyor ve bu sorunlara kalıcı ve kesin çözümler bulmaya çalışıyor. Gelişen, büyüyen, üreten, küresel barış, istikrar ve refah için çalışan Türkiye, tarım, sanayi, inşaat, enerji, teknoloji alanlarındaki birikimini dost ve kardeş ülkelerle paylaşıyor. Medeniyetin bu kadim toprakları, şimdilerde ekonomik krizin yıkıcı etkisiyle karşı karşıya. Nitelikli iş gücü yetersiz. Göç hat safhada. Bu coğrafyadaki kardeş ve dost ülkelerin sorunlarının başında gelen kronik işsizliğin olası bir huzursuzluğa evrilme riski kapıda. Çalıştığı ülkelerin kadim sorunlarını tespit ederek kalıcı çözümler üretmeye çalışan TİKA, başlattığı yeni bir programla Balkan ve Doğu Avrupa ülkelerinin hemen hepsinin ortak ve değişmez sorunu olan işsizliğe kalıcı bir çözüm bulmak için harekete geçiyor. Yükselen donör ülke Türkiye'nin kıtalara uzanan dost eli Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, bölge ülkelerinden partner kuruluşlarla birlikte işbirliğini kardeşliğe, farklılıkları estetiğe, kültürleri müziğe, emeği sanata dönüştürmek için, barış için, hep birlikte üretmek, büyümek ve güçlenmek için Balkanlar ve Doğu Avrupa Kırsal Ekonomi ve İstihdamı Geliştirme Programı'nı başlatıyor. Balkanlar Kırsal Ekonomi ve İstihdam Geliştirme Programı, genç kadın ve erkeklerin istihdamı için sürdürülebilir bir kalkınma programını gerçekleştirmeyi hedefliyor. Programda ara eleman ihtiyaçlarının tespiti, yerinde ve Türkiye'de eğiticiler eşliğinde meslekli eğitimler, hedef ülkelerdeki mesleki eğitim kurumlarının
kurumsal kapasitelerinin artırılması, işsizlerin nitelik ve becerilerinin artırılması ve mikro işletmelerin kurulması amaçlanıyor. Bu sayede işsizlerin iş gücü nitelik ve beceri düzeyleri artırılacak, mesleki ve teknik eğitimde modüler ve esnek bir sistem kurulacak, iş gücü piyasasının geliştirilmesine katkı sağlanacak, işletmelerin ve çalışanların değişime ve dönüşüme uygun kapasiteleri artırılacak. İş bulma hizmetlerinin kalitesi yükseltilecek ve aktif iş gücü politikaları geliştirilmiş olacak. Beş aşamadan oluşan programla tarama sürecinde proje ortağı ülkelerin nitelikli ara eleman ihtiyaçlarının tespiti yapılacak. Eğiticilerin eğitiminde hem Türkiye'de hem de proje ortağı ülkelerde gerçekleştirilecek programlarla eğiticilerin eğitimi gerçekleştirilecek. Kurumsal kapasite geliştirme yoluna gidilecek. Mesleki eğitim programları düzenlenecek. Mikro işletmelerin kurulması sağlanacak. Bu programla binlerce genç kendi ülkelerinde ekonomiye katkı sağlayacak ve dünyada yeni Türkiye'nin barış kuşağı oluşturma çabalarına omuz verecek. Balkanlar ve Doğu Avrupa'da yeni Türkiye ile dost ve kardeş ülkeler sahipsiz kalmayacak. Barış için, kardeşlik için, hep birlikte güçlenerek yarınlara umut dolu bakmak için Balkanlar ve Doğu Avrupa Kırsal Ekonomi ve İstihdam Geliştirme Programı'yla el ele.